Türkiye yüzyılının kaderini belirleyecek olan seçim sürecine girdiğimiz bu dönemde çıktığımız yeni yol olan aday adaylığı sürecimizle ilgili yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2001 yılında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözleriyle başlattığı kutlu yolculukta hamdolsun ülkemiz ve milletimiz büyük bir gelişme, kalkınma ve istikrar sağladı. Dünya ve bölgesinde sözüne itibar edilen, küresel siyasete yön veren, dünya mazlumlarının umudu olan, insanlık için adeta güvenli bir liman haline gelen ve oyun kurucu bir aktöre dönüşen çok güçlü bir ülke olduk. İktidarda olduğumuz 20 yılda asırlık işlere imza attık. Bu süre zarfında hem iç hem de dış kaynaklı birçok badireler atlattık. Kapatma davası, gezi olayları, darbe girişimleri, 17-25 Aralık yargı darbesi ve 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi. Sivil iktidarımızı ve demokrasimizi hedef alan alçak saldırılara maruz kaldık. Son dönemde ise salgın hastalıklar ile 6 Şubat'taki yüzyılın deprem felaketi ile karşı karşıya kaldık. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi önce Allah'a sonra aziz milletimize güvenerek bu sorunların üstesinden gelmeyi başardık ve başarıyoruz elhamdülillah. Bu kutlu davaya hizmet etmek ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşı olmak için parti büyüklerimizin de kabulüyle 2009 yılında AK Parti ailesine katılma onuruna sahip oldum. O günden bugüne kadar partimizin çeşitli kademelerinde verilen görevleri elimden geldiği kadar layıkıyla yerine getirmeye büyük bir özen ve çaba gösterdim. Cumhurbaşkanımızın ömrünü adadığı bu mukaddes davaya küçük de olsa bir faydamız olduysa bu onur, bu gurur bana yeter. Bu süre zarfında şahsıma ve yönetimime güvenen, bu davaya gönül vermiş dava insanlarına ve yol arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlmek ilmek işleyerek, bedeller ödeyerek, cansıperane mücadele edilerek geldiğimiz günümüzde Cumhuriyetimizin ikinci yüzüne damga vuracak yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. AK Parti Genel Merkez yöneticilerimiz ve parti büyüklerimizle yaptığımız istişareler neticesinde aldığımız bu kararı partimiz, Bolu'muz ve ülkemiz için hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım, şunu da vurgulamak isterim ki verilecek karar ne olursa olsun bu davaya hizmet edeceğimin, hizmeti sürdüreceğimin bilinmesini isterim. Çünkü bizler hepimiz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilat mensuplarıyız. Siz değerli konuklarımıza da ayrı ayrı şükranlarımı ifade ederek hepinizi saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Amin. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum.